Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım. Uzmanlar Güneydoğu Anadolu'da son yılların en kurak mevsiminin yaşandığını tespit ettiler. Arkadaşlar Güneydoğu Güneydoğu Anadolu'da ifade bu. Güneydoğu Anadolu'da. Şimdi Anadolu özel yer adı. Özel yer adından önce gelen yön sözcükleri ki bu bir yön sözcüğü büyük harfle başlar, büyük harfle başladı. Bu tamam. Ayrıca bizim bir ana yönlerimiz, bir de ara yönlerimiz var. Doğu, batı, kuzey, güney, ana yön. Kuzey, doğu, kuzey, batı, güney, doğu, güney, batı, ara yön. Buradaki ifademiz bir ara yön. Ara yönler ister büyük harfle başlasın, ister küçük harfle her zaman bitişik yazılır. Bitişik yazıldı. Burada da bir problem yok. Anadolu özel at gelen ek, yapım eki veya çokluk eki olmadığı için, o ekler olsaydı kesmeyi kullanmayacaktım. Yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesme işaretini kullandık. Burası da doğru. Yani A seçeneğinde bir problem yok. Moğolistan'ı da içine alan Orta Asya'da birçok insan göçebe hayat yaşamaktadır. Arkadaşlar Orta Asya böyle yazılır. Kalıplaşmış bir ifadedir, özel addır. Orta Asya gelen ekte ismin D hali yani bir çekim eki olduğu için kesmeyle ayrıldı. Burada bir problem yok. Yani B seçeneği de doğru. Hatta bununla ilgili şunu da söyleyelim. İç Asya derse o iç sözcüğünü de büyük yazacağız. Gelenek yapım eki çokluk eki değilse onu da ayıracağız. Geçtik B'ye de doğru dedik. C'ye bakalım. Bilim insanları kuzey yarım küredeki hava kirliliğinin risk sınırını aştığını bildiriyor. Arkadaşlar bir defa kuzey yarım küre özel ad değil bu bir. Yarım küre asla ve asla bitişik yazılmaz. Bu da 2. O yüzden gelen 2 de ayırmayacağız özel at olmadığı için. Bu da 3. Yani ifade böyle yazılır. Ha bu ifade kuzey yarım küre değil de kuzey kutbu olsaydı o zaman biz onu büyük yazardık. Kuzey kutbu özel attır. Kuzey yarım küre veya güney yarım küre özel at değildir. Dolayısıyla C seçeneğinde bir yanlışlık yapılmış. D'ye bakalım. Son yıllarda Avrupa'nın kuzey doğusunda. Şimdi arkadaşlar Avrupa özel ad Avrupa'nın kuzey doğusu. Kuzey doğusunda. Şimdi özel addan burası özel yer adı. Özel yer adından sonra gelen bir yön sözcüğü var. Yön sözcükleri özel yer adından önce gelince büyük harfle sonra gelince küçük harfle. Burada bir sıkıntı yok. Ayrıca bu bir ara yön bitişik yazdık yine sıkıntı yok. Avrupa sözcüğüne gelenekte çekim eki olduğu için bunu da kesmeyle ayırdık. Burada da sıkıntı yok. Yani D'deki ifadeler doğru yazılmış. E'ye bakalım. 2000'li yıllardan itibaren teknolojik üret ürünlerin üretimi uzak doğuya kaydı. Arkadaşlar bu kavram çok önemli. Uzak doğu veya orta doğu veya yakın doğu. Bu ifadeler dünyadaki belli yerleri kasteden coğrafi terimler. Bunlar özel addır büyük harfle başlar. Gelen ekler de yapım eki veya çokluk eki değilse kesme ile ayrılır gördüğünüz gibi gelenekler yapım eki veya çokluk eki değil ben kesmeyle ayırdım yani E seçeneğinde de bir sıkıntı yok cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar